Baba, nereye gidiyorsun? Zeynep o gün çok yorulmuştu. Bütün gün parkta arkadaşlarıyla oynamış, bitkin düşmüştü. Bu yüzden kendini yatağa atar atmaz anında uykuya dalıvermişti. Bu sırada gökyüzünden gelen korkunç sesler Zeynep'i uyandırdı. Şaşırmıştı. Olup bitenlere anlam veremiyordu. Hemen annesinin yanına koştu. Babasının dışarı çıkmak üzere olduğunu gördü. Merakla "Baba, nereye gidiyorsun?" dedi. Babası eğilerek Zeynep'i kucakladı. "Vatanımız için görev vakti." dedi. "Ama baba, sen askerliğini yapmıştın." dedi Zeynep. Babası, "Evet yapmıştım. Ama vatan için tek görevimiz askerlik değil ki." dedi ve ayakkabısını giyerek hızla sokağa koştu. Zeynep babasının arkasından baka kaldı. Kendisini götürmediği için babasına gücendi. O gece Zeynep'in kafasındaki bütün soruları annesi cevaplamaya çalıştı. Anne, "Babam nereye gidiyor? Düşmanlarımız kim? Niye bizim vatanımızı almak istiyorlar? Bizden ne istiyorlar?" Pencereden dışarıya bakan Zeynep babası gibi sokağa çıkan pek çok kişi olduğunu gördü. Bu vatanı kimseye vermeyiz. Bizi çiğnemeden geçemezsiniz. Sokaktaki insanlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, tekbirler getirerek aynı yöne doğru gidiyorlardı. Annesi babasının eve dönmesini beklerken uyuya kaldı. Sabah olmuş, güneş doğuyordu. Hala açık olan televizyondan darbecilerin başarısız olduğunu anlatan haberler veriliyordu. Zeynep'in içini sonsuz bir huzur kapladı. Koşarak annesinin yanına gitti. Anne, anne! Babam vatanımızı kimseye vermemiş diye sevinçle boynuna sarıldı. 15 Temmuz Milli İrade Destanı. MEB